Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları. Allah sağlık sıhhat versin. Herkes euro artacak derken ben tekrar diyorum arkadaşlar. İkinci el piyasasında otomobil fiyatları düşecek. Birçok filo firması kapanacak ve piyasaya toplu şekilde otomobiller sunulacak diye. Hükümet cephesinden gelen açıklamalar da bunu destekliyor gibi. Çünkü faizler kısa dönemde düşmeyecek diye hükümet cephesinden açıklama geldi. İkinci konumuz. Herkes şu yayını yapıyor. Ben bunu yapmadım. Plug-in hibrit otomobillerde bir ÖTV düzenlemesi yapıldı ve %30'a düşen sadece bir otomobil var. Ve bunu lanse ederken ÖTV indirimi olmuş gibi lanse ediliyor. Biz YouTuber arkadaşlar olarak herkese hitap eden otomobiller, içten yanmalı otomobillerde %45, %50, %60, %70 ÖTV diliminde otomobil olması için sürekli yayın yapmalıyız ve bunu dile getirmeliyiz ki ikinci el piyasasında otomobil alamayan düşük modelli araçların da fiyatları düşsün, herkes otomobil sahibi olsun diye. Videoda çok çarpıcı açıklamalarda bulunacağım. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bize katıl butonundan otomobil danışmanlığı alan Selahattin Gökal, Matt on the Road adlı takipçimize de çok çok teşekkür ederiz. Onlarla birebir konuşarak onlara otomobil danışmanlığı vermekteyiz. Sizden tek istirhamım, hedefimiz 100 bin abone. Bizi izlerken abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Birçok firma kapanacak ve piyasaya toplu şekilde otomobiller çıkacak. Bu da ikinci el piyasasını düşürecek. Şimdi bu nasıl olacak? Şöyle bir geriye gidelim. Eskiyi bir hatırlayalım. Ondan sonra nasıl olacağını size anlatacağım. Şimdi 7 Eminler'de otomobillerin satışa sunulacağından bahsedilirken biz ne demiştik? İkinci el piyasasında bu araçlar fiyatları düşürmez. Çünkü bu araçların piyasaya girmesi, sunulması çok teferruatlıdır ve aynı anda girmeyeceği için de ikinci el piyasasına etkisi olmaz demiştik. Herkes bize muhalefet olmuştu. Düşecek diyenler olmuştu ama bizim dediklerimiz tek tek çıktı. Şimdi bugünkü geldiğimiz durumda 9 gün önce bir yayın yaptım. Bu yayında dedim ki Eylül Ekim'e kadar otomobil almayın. Ve herkes otomobillere zam gelecek, ikinci el piyasasında otomobil fiyatları nasıl artmayacak dedi. Hükümet cephesinden gelen açıklamada dün ve önceki günlerde şöyle bir açıklama geldi. Kısa dönemde enflasyonla mücadele için faiz indirimi düşünmüyoruz. Yani faizler yüksek. %52 3 aylık, %50 de 1 aylık şu anda bankalar faiz veriyor paranıza. Bu olduğu süre içerisinde de birçok yatırımcı otomobile yatırım yapmıyor. Sadece işte galericiler ellerinde bu araçları döndürmeye çalışıyor. Bu araçlar sadece galericiler arasında döndüğü için de düşük rakamlı piyasaya otomobil çıkıyor ve düşük rakamlı otomobiller piyasada satılıyor. Birçok firma neden batacak ve birçok firma neden kapanacak? Şu anki kiralamanın geldiği duruma bakarsak 600 TL'lerden otomobil kiraya veriliyor. Bunun 200 TL'sini yıkama ücreti olarak düşünürsek, 100 TL'sini de kiralanan sitenin komisyon olarak düşünürsek geriye 300 TL kalır. 300 TL ile bir otomobil kiraya verilir mi? Bu acı ama gerçek. Birçok firmanın zor durumda olmasına sebep oluyor. Diyeceksiniz ki bu fiyattan vermesin. Veren firma var. Siz yüksek rakamlı ilandaki otomobili mi alırsınız? Düşük rakamdaki otomobili mi alırsınız? Tabii ki düşük rakamdaki otomobili alırsınız. Diğer taraftan onların kendilerini savunma şekli de 20 bin araba var. 20 bin arabanın aylık maliyetine baktığınızda faizlerin çok yüksek olduğunu da düşünürseniz firmalar zor durumda. Biz bunu daha önce yaşamıştık. Ve Concorde ilan edip batan firmalar olmuştu. Bunların araçları ihale yoluyla çok çok düşük rakamlı olarak piyasaya çıktı ve bu piyasaya çıkmasıyla araç fiyatlarını gerçekten %10 %15 geriye gelmesini sağlamışlardı. İkinci el piyasasında böyle bir şeyin olması gerekir ki ikinci el piyasasındaki alttaki ilanlar çok yukarıya geldiği için fiyatları, yani 2020 model altındaki araçların çok yukarıya fiyatları gelmesi, yukarıda bir düşüşün olmasıyla birlikte onları da aşağıya doğru çekecektir. Firmalar zor durumda. Biz aldığımız duyumlarla birçok firmanın zor durumda olduğunu ve araçlarını satmak için düşük rakamdan ihaleye çıkaracaklarını, tabii ki bu da olmasa Concorde yoluyla birçok aracın piyasaya sunulacağından bahsediliyor. Aldığımız duyumlar bunlar. Biz demiyoruz ki ÖTV indirimi var. %30 ÖTV indirimine araçlar girdi. Piyasada araç fiyatları düşecek. Böyle bir şey yok. Plug-in hibrit otomobilin fiyatı düştü. Onda bir tane otomobil. %60 ÖTV dilimine giren 3 tane otomobil var. Bunun da piyasaya hiçbir etkisi olmayacak. Çünkü bu otomobille ilgisi, alakası olan kişiler bu otomobili alacak. Sadece onların işine yaramış olacak. Sürekli söylüyorum. Matrah düzenlemesi olursa ikinci el piyasasında gerçekten çok büyük düşüşler olacak. Herkes otomobil sahibi olacak. Biz bunu yapmalıyız. Plug-in hibritteki indirim beni çok ilgilendirmiyor. Ben bu konuda da zaten video çekip yayın yapmadım. Arkadaşlar, ikinci el piyasasında faiz oranlarının düşmediği süre içerisinde yatırımcının da otomobil piyasasına gelmediği süre
süre içerisinde ikinci el piyasasında otomobil fiyatları yukarıya çıkmayacaktır. Filo firmaları bu işin duayeni demiştik. Filo firmaları piyasaya otomobil sürdüğü süre içerisinde ikinci el piyasasında kademeli olarak düşüşler her zaman olacaktır. Önümüz kış, faizler düşmüyor. Kiralama ücretleri gerçekten geçen yıla göre baktığınızda çok düşük. Bu da önümüzdeki aylarda piyasaya ikinci elde çok çok araçlar geleceği anlamına geliyor. Herkes diyor sıfırlara zam gelecek, sıfır otomobil almak hayal oldu. Almayalım, sıfır otomobil ikinci el piyasasındaki otomobiller bitti mi? Sıfır otomobil sevdamızın yüzünden başımıza gelen bunlar değil mi? Herkes sıfır otomobil almak için sıraya girip kuyruklar oluşturmadı mı? Elden paralar vermediler mi? Verdiler de şimdi ne oldu? Bayiler artık eskisi gibi indirim yapmıyor. Kampanya yapıyor, liste fiyatını yüksek tutuyor. Yaptığı kampanyalarla normal fiyattan bize otomobilleri satmaya çalışıyor. İkinci el piyasasında da düşüşler olacak. Bu düşüşler ikinci el piyasasına önümüzdeki aylarda daha net görmüş olacağız. Çünkü filo firmaları kendi finansal kaynaklarını karşılayabilmek için piyasaya toplu şekilde otomobil sunacaklardır. Birçok galerici otomobil piyasasına girdi ve kiralama işiyle ilgilenmeye başladı. Bunu da biz dikkat çekmiştik. Demiştik ki galericiler kiralama işi yapmasın. Herkes bu işi yaparsa burası da nasıl otomobil piyasasına farklı meslek gruplarından geldi, ikinci el piyasası, sıfır otomobil piyasası karıştıysa kiralama işi de karışır demiştik. Geldiğimiz durum bu. Şu anda piyasada kiralama fiyatları çok düşük, araçların maliyetleri çok yüksek. Bu da birçok firma için zor durum demektir. Belki önümüzdeki günlerde hükümete bir baskı oluşacaktır. Bu baskı sonucunda farklı şeyler olursa o zaman belki onların kurtuluşu anlamına gelir. İkinci el piyasasında o zaman otomobil fiyatları yukarıya çıkar. İkinci el piyasasını yukarıya çıkaracak hiçbir kriter yok. Faizler yüksek, ÖTV'ler yüksek, KDV'ler yüksek. Yani hepsi en yüksek seviyede. Yapılacak matrak düzenlemesi ÖTV indirimi anlamına gelecektir. Bu da ciddi anlamda, bakın ciddi anlamda otomobil fiyatlarının düşmesi anlamına gelir. Ve ikinci el piyasasında otomobil fiyatları o zaman çok rahat bir şekilde düşecektir. Plug-in hibritteki ÖTV indirimi şu an piyasayı çok etkilemeyecektir. Ve bu otomobille ilgilenen belki de nadir insanlar bu otomobillere sahip olacaktır. Bizim şu anki beklentimiz kredilerin yüksek olması piyasaya çok çok otomobilin çıkacağı anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde ilan sayısına bakacağız. İlan sayısı yükseldikçe, yukarıya doğru çıktıkça ikinci el otomobil piyasasında sabit olan fiyatlar belki de %1'lik, %5'lik düşüşler yaşayacaktır. Bunu da yine yayınlarımızda size anlatmış olacağız. Arkadaşlar sizden şunu istiyorum. İkinci el piyasasında otomobil fiyatları sabit ya da düşüş yaşayacaktır. Sizin bu konudaki yorumlarınız neler? Plug-in hibritlere gelen ÖTV düzenlemesiyle %30'a inen ÖTV indirimi sizi ne kadar ilgilendiriyor? Biz matrak düzenlemesi yapılması gerekir diyoruz. Matrak düzenlemesi istiyorsanız yorumlara yazmanızı istiyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.